Merhaba arkadaşlar. Manyetik vektör potansiyeli ve manyetik akı konusuna devam ediyoruz. Bir önceki giriş videosunda bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. Kısaca ondan bahsedeyim ama. Şimdi orada yazdığım gibi, bildiğimiz gibi elektrik akı yoğunluğuyla elektrik alan şiddeti arasında şu şekilde ilişki var diye söylemiştim. Benzer şey manyetik alanda da var. Manyetik akı yoğunluğu B ve bu sefer mü H eşit arkadaşlar. Bu mü dediğimiz manyetik permeability, yani manyetik geçirgenlik olarak düşünebiliriz. Mü de gene benzer şekilde mü 0 ve mü R'nin çarpımı. Mü 0 yine vakumun veya havanın geçirgenliği, manyetik geçirgenliği. Bunun değeri ise 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7 henri bölü metre arkadaşlar. Mü R'de relatif permeability, yani aslında malzemenin manyetik geçirgenliğinin havanınkine ve işte vakumunkine oranı. Bundan da böylece kısaca bahsetmiş olayım. Bunu çünkü kullanacağız bolca. Şimdi giriş dersinde de bahsetmiştik. İzlemeyenler varsa ilk başta onu izlemesini tavsiye ederim. B'nin divergence'ı neydi? Sıfırdı değil mi? Şimdi herhangi bir, bu bir vektör, bu değil, şimdi yazacağım bir vektör identity'si. Her vektör alanı için geçerlidir. Bir vektörün curl'ünün divergence'ı her zaman sıfır eşit. Curl'ünün divergence'ı her zaman sıfır eşit. O zaman bu iki denkleme bakarsak, Maxwell'in denkleminden de B'nin divergence'ının sıfır olduğunu biliyoruz. Bu iki denkleme bakarsak, gördüğünüz gibi şu kısımlar birbirlerine eşit. O zaman diyebiliriz ki manyetik akı yoğunluğu bir manyetik vektör potansiyelin körlü şeklinde yazılabilir. Yani B eşittir A'nın körlü şeklinde yazılabilir. Şimdi buradaki amaç ne? Bir akım dağılımından biz eğer A'yı bulabilirsek, bu A'yı bulabilirsek basit bir şekilde bunun körlüğünü alıp, yani türevini alıp manyetik alanı bulabiliriz. Bu buradaki amacımız bu aslında. De Helmholtz teoremi de ne diyordu? Bir alanın tanımlı olması için hem körlüğünün hem de divergence'ının belirlenmesi gerekiyordu. Şimdi biz körlüğünü belirledik. Körlü A. Şimdi bunun A'nın divergence'ının ne olduğunu bulmamız lazım. A'yı tanımlayabilmemiz için. Aşağıdan devam edelim. Şimdi diğer denklemimiz neydi bizim manyetik alan için? H'ın körlü J demiştik. Az önce yukarıda yazdım. B neye eşitti? B A'nın körlüne eşitti. Şimdi o değil. Diğerinden bahsediyorum. Mü denkleminden. Mü H'e eşitti değil mi? O zaman buradan H yerine ne yazabiliriz? 1 bölü mü B yazabiliriz. O zaman bu denklemde gelip H yerine bunu burada yerine yazacağız. O zaman bu denklem neye döner? 1 bölü mü'yü karşı tarafa atarak yazıyorum direkt. B'nin divergence'ı mü, hatta buna da mü 0 diyelim. Yani sadece mü R'nin 1 olduğunu farz edelim. Mü R'nin 1 olduğunu farz edelim. Mü 0 J oldu. Değil mi? Şimdi B yerine A'nın körlüğünü koyup işlemlere devam edebiliriz. B A'nın körlüğüydü. Bir körlüğümüz de burada var. Yani burada iki körl ifadesi geldi. A'nın körlüğünün körlüğü olmasında. Mü 0 J. Şimdi arkadaşlar bir vektörün iki kere körlüğü, yani bir vektörün körlüğünün körlüğü şu şekilde yazılabiliyor. Nabla vektörün A'nın divergence'ı eksi Laplacian A şeklinde yazılabiliyor. Bunu burada yerine yazarsak Nabla A'nın divergence'ı eksi Laplacian A eşittir mü 0 J
Biz de zaten neyi bulmak istiyorduk? A'nın divergence'inin ne olduğunu bulmak istiyorduk. Şimdi A'nın divergence'ini istediğimiz bir şey seçmekte özgürüz arkadaşlar. Yani A'nın divergence'inin işimize ne yarıyorsa onu seçebiliriz. Burada bizim denklemi basitleştirmek açısından A'nın divergence'ini sıfır alıyoruz. A'nın divergence'ini sıfır aldığımızda sabitin türevi sıfır olacağı için gradiyentten burası sıfır gelecek. O zaman bir denklem elde edeceğiz ve bu denklem Laplacian A eşittir eksi mu sıfır j. Bu denklem size bir yerden tanıdık geldi mi? Gelmiş olması lazım. Çok benzerini elektrik alan içinde yazmıştık. Bu vektör Poisson denklemi arkadaşlar. Şimdi burada mesela A'nın divergence'ını sıfır seçtik ya. Mesela bu statik alanlar için zamanla değişen alanlarımız olsaydı eğer elektromanyetik dalga görürsünüz. Burada bu iki parantez içerisinde artı bir terimimiz daha olacaktı bizim. Bu sefer gene işimize yarayacak işlemleri basitleştirmek açısından bu sefer bu parantezin içini komple sıfır yapan şeyi bulacaktık. O zaman A'nın körlü sıfır gelmeyecekti de bu ikinci terimin eksi işaretlisi gelecekti. Ama o tabii o dersin konusu. Şimdi kafanızı karıştırmayın. O derste görürsünüz. Bu derste A'nın daha önce sıfır deyip vektör Poisson denklemini elde ediyoruz. Şimdi Laplacian A'yı nasıl yazabiliriz? Kartezyen koordinatlarda. Kartezyen için. Üç tane denklemi elde ederiz aslında. A'nın x bileşeni eşittir. Eksi mu sıfır. J'nin x bileşeni. Bunlar skalar tabii şu an bileşenlerini yazıyorum. Bu A vektör. Bu A'nın bileşenleri ise tabii ki skalar. Laplace'nin A'nın Y bileşeni mu sıfır. J'nin Y bileşeni. Laplace'nin A'nın Z bileşeni eşittir. Mu sıfır. J'nin x bileşeni şeklinde yazabiliriz. Şimdi az önce de söylediğim gibi bu denklem size bir yerden tanıdık geldi demiştim. Aynı denklemin çok benzerini skalar potansiyel için yazmıştık. V için. O neydi hatırlarsak? Laplacian V eşittir. Eksi rho bölü epsilon sıfırdı. Bu neydi arkadaşlar? Skalar Poisson denklemi. Elektrostatik konusunda bu denklemi bulmuştuk. Buradan neyi bulmuştuk? Potansiyeli bulmuştuk. Bu denklemin çözümünden potansiyeli elde etmiştik. 1 bölü 4 pi epsilon 0 rho bölü v dv arkadaşlar. Hacim integrali. Bu üssü ifadesi aslında şeyi gösteriyor. Yani bu üssü ifadesinden kafanız karışmasın. Aynanın üzerindeki koordinatı gösteriyor aslında. Birazdan daha net açıklamaya çalışırım. Şimdi bu ifadeyle şu ifadeler birbirine çok benzer. O zaman A'yı da mesela AX'i de bu şekilde yazabiliriz değil mi? Çünkü bunlar aynı denklem birebir. Sadece sağ tarafta rho bölü epsilon yerine bizde mu sıfır bölü jx var. O zaman bu AX'i bu şekilde yazabiliriz. Mu sıfır bölü 4 pi integral jx bölü r dv şeklinde yazabiliriz. Hacim integrali. Aynısı a'yı aynısı az'ı için de geçerli. O zaman tam bir şekilde a vektörünü yazmak istiyorsak mu sıfır bölü 4 pi hacim integrali j akım yönlü vektörü r ve dv arkadaşlar. Bu bizim manyetik vektör potansiyelin bir başka denklemi.
Vektör Poisson denkleminin çözümü, yani şu denklemin çözümü, çözümünden A'yı bulduğumuzda bu ifadeyi elde ediyoruz. Eğer akım yoğunluğu J, akım dağılımını, akım yoğunluğunu J'yi biliyorsak bu denklemi kullanarak A'yı bulabiliriz arkadaşlar. A'yı bulduktan sonra da A'nın körlüğü B'ydi. B'yi bulabiliriz. B neydi? Magnetic flux density'ydi. Flux density de B eşittir mu H demiştik. Oradan B'yi mu'ya böldüğümüz zaman da elektrik alan şiddetini bulabiliriz. Yani hepsi arasında bu şekilde bir geçiş yapabiliriz. Biz soruda neyi biliyorsak onu kullanıp, atıyorum J'yi biliyoruz. J'yi kullanıp A'yı buluruz. A'dan da körünü alıp B'yi buluruz. Bu geçişleri sık sık yapacağız. A'nın birimi de arkadaşlar, onu da yazayım. Weber bölü metre. Birimlerle bahsetmiş olalım. Şimdi şu üst ifadelerden de şöyle kısaca bahsedecek olursam, kafamızın karışmaması için. Mesela bizim şöyle bir telimiz var değil mi? Bu Z ekseni olsun burası. Bu tel üzerinden bir parça aldığınızı düşünün. Şöyle. Sonsuz küçüklükte bir parça. Bu sonsuz küçüklükteki parçanın koordinatlarına X üssü, Y üssü, Z üssü diyoruz. Ve herhangi bir yerde de bir gözlem noktası seçtik. Bu gözlem noktasının koordinatlarına da X, Y, Z diyoruz. Yani bu üslü ifadeyle normal ifadenin farkı bu. Bu denklemdeki üslü aslında bizim kaynak üzerinde olduğumuzu ifade ediyor. Yani çok önemli bir şey değil aslında. Kaynak üzerinde olduğunuzu biliyorsanız oraları üst ifadesi koymanıza gerek yok. Ama hani genel denklemde ifade etmek açısından üst kullanılıyor. Şimdi manyetik vektör potansiyeli bu. Manyetik akıdan bahsedelim hocam. Manyetik akı. Şimdi manyetik akı yoğunluğu neydi? B'ydi. Flux density. B'nin birimi neydi arkadaşlar? Weber bölü metrekare. Weber bölü metrekare yoğunluk. Yani bunu alanla çarparsan diyez. Weber bölü metrekare çarpı metrekareden Weber'i elde ederim değil mi? Bunun yüzey integralini aldım. Eşittir değil. Eşittir iş. Silelim. Tamam. Bu manyetik flux. Manyetik akı. Birimi de gördüğünüz gibi Weber. Dikkat edin, burada closed loop değil. Yani integral kapalı yüzeyde değil. Çünkü closed loop olsa maksimal denklemlerinden bildiğimiz gibi closed loop B diye sıfır. Bu, o yüzden kozluk değil, onu dikkat edelim. Buna devam edecek olursak akıyı bu şekilde bulabiliriz. Veya B neydi? Aynı zamanda A'nın körlüğü değil mi? O zaman gördüğünüz gibi B yerine A'nın körlüğünü yazarsak de nokta çarpımı diyesimiz var. Bu integralin size tanıdık gelmesi lazım. Giriş dersinde de kullanmıştık. Bu aslında Stokes teoremi. Körlüğün yüzey integralini alıyoruz. Bu da ne eşit oluyor demiştik? Kapalı bir gözdeki dolaşıma eşit oluyor. Aha, geldi. Yani flux'ı, eğer manyetik alanı biliyorsak BDS denklemini kullanarak flux'ı bulabiliriz. Eğer A'yı biliyorsak direkt bu ifadeyi kullanarak flux'ı bulabiliriz. Veya A'yı biliyorsak A'dan şu şekilde B'yi bulup sonra gene bu denklemi kullanıp gene flux'ı bulabiliriz. Birden fazla yöntemimiz var. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Diğer derste örnek soru çözümüyle devam edeceğiz. Teşekkürler.